...konuşacağız. Ee, Sercan hoş geldin yayınımıza. Ceyda hoş bulduk. İyi yayınlar. Adam kendini siyah beyaz yapabilmek için beyaz maske takmış ya. <gülüyor> yok. <gülüyor> selamlar Mehmet abi. Hocama da selamlar, saygılar. Başka renk maske i̇yi, yok, iyi, yok iyi mu? Mavi vardır, siyah vardır. Niye beyaz maske taktın? Konu Beşiktaş. <laughs> abi. Peki. Sercan, Beşiktaş'ta Arsak Seşehra için geri sayımda siyah beyazlılar. Aynı zamanda Gezal'ın transferi yine merakla bekleniyor. Hepsinin yanı sıra Sandford transferi ve tüm detaylar sende Sercan. Ceyda Tekşehir'e konusunda yarın belki yarından da yakın durumundayız artık. Ee, Perşembe veya Cuma günü itibariyle Alex Tekşehir'i e İstanbul'a bekliyoruz. Ee, Brezilya Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle Beşiktaş kulübü çalışanları, personelleri, profesyoneller o durumu halletmeye çalışıyor. Hiçbir problem yok. Gelecek sezon Alex Tekşehir'e Beşiktaş forması giyecek. 2 artı 1 yıllık kontrattan bahsediyoruz. Ancak burada üzerine konuşmamız gereken durum Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçevi'nin e, normalde imza parasına çok sıcak değildi ancak bu yıl üzerinde Tekşehir'e bir ayrıcalık tanındı. İmza parası durumu var. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçevi imza parasının büyük bir bölümünü kendi cebinden karşılayacak. Kendi hesabından yatıracak. E, Beşiktaş Kulübü'ne herhangi bir e, karşılığı olmayacak bunun. Bu transfer dönemi içinde bir hediye durumunda. Alex Tekşehir'in bu imza parası bölümü. Tekşer'e geldikten sonra evet, ofansif bir oyuncu, 10 numara denilince belki de Avrupa şartlarında 4-5 yıldan bu yana biraz uzak kaldı ama Çin'deyken on numara tabirinin tam karşılığı durumunda. Ee, aslında Tekşer'e geldikten sonra sistem değişikliği olacak mı sorusu benim zihnimde canlandı. Bunu biraz araştırmaya çalıştım. Ee, tekşer'e geldikten sonra ben özellikle geçen sezon 4-1-4-1 taktiği uyguluyordu. Sergen Yalçın ve Teknik Heyet. Tekşehir'e geldikten sonra Bu sistemde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum Konuştuğum isimlerden aldığım cevap Bu yönde 4-1-4-1 taktiğine Devam edecek ve çift 8 numaradan biri Alex Tekşehir'e olacak Bunun bilgisini verelim ama Alex Tekşehir'e ee Bağlı bir düzen de Oyun sistemi de yaratılacak Bunun da bilgisini vermiş olalım Santrafor transferi Beşiktaş'ta şu an Santrafor'da bir numaralı aday Luke De Jong Ancak Luke De Jong'da aşılamayan Bazı durumlar var Bir numaralı aday Luke De Jong diyoruz Çünkü e, Beşiktaş'taki Yetkili isimler yöneticiler de aynı şeyi söylüyor Luke De Jong üzerine yoğunlaşma Durumu var ama bu durum iki gün sonra Değişebilir Belki de halen Diego Costa ismi üzerinde duruyoruz Luke De Jong ismi üzerinde duruyoruz ama Belki de Beşiktaş muhabirleri olarak Bizim veya benim edinemediğimiz Halen bir Santrafor vardır elbette. Ama şu an Luke de Jong. Luke de Jong'daki durumu şöyle özetleyebilirim. Sevilla'da 2,5 ila 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alıyor Ceyda. Bunu e, karşılayabilecek Avrupa'da pek bir kulüp yok. Joselu, Alevez'den anlaşmaya vardı Sevilla. Yeni bir santrafor. Joselu geldikten sonra, imza atıldıktan sonra Alevez'deki e, Santrofor santrafor. Sevilla'da 4 tane olacak santrafor. Luke de Jong'la birlikte. Net bir bilgi paylaşalım gelecek sezon kadro planlaması içerisinde Sevilla'da Luke de Jong düşünülmüyor kadro içinde. Kesinlikle elden çıkartılacak. Gönderilir bon servisiyle tercih. Gönderilir kiralık şekilde bir yıllık tercih. Ama kuvvetli olan durum, kesin olan daha, durum daha doğrusu, Luke de Jong'un gelecek sezon Sevilla kadrosunda düşünülmediği. Ee, bu nedenle burada aslında ön plana çıkan iki aday var. PSV ve Beşiktaş. Sevilla'nın isteği, diyor ki Sevilla ben bu futbolcuyu göndereceğim ama maaşının %100'ünü karşılayan bir takım olsun. %100'ünü de karşılayacak olan takım Beşiktaş. PSV'de e, orada Zahavi işte en yüksek o, e, maaş alan oyunculardan biri 2 milyon euro civarında. Şu an itibariyle PSV'nin Jong'un maaşının %100'ünü karşılayabilecek bir durumda değil. Beşiktaş yönetimi de bu konuda biraz beklemeye geçti. Geçtiğimiz günlerde Aspor'da haberleştirdik sağlık durumuyla ilgili durum sağlık raporuyla ilgili durum. Beşiktaş yönetimi Luke sağlık raporunu istedi. Geldi inceledi. Yaklaşık bir 7-8 gün daha sağlardan uzak kalacak. Dizinde bir problem var Luke Avrupa şampiyonasında çek maç öncesi, çek maç öncesinde sakatlanmıştı. Ayrılmıştı. E, halen tedavisi devam ediyor. Bir 7-8 gün sonra antrenmanlara çıkacak duruma gelecek. Ama plan olarak şunu söyleyeyim. Tekşer'a birinci hafta itibariyle oynar oynamaz. Rize Spor maçında, Çaykur Rize Spor maçında oynar oynamaz bilmiyorum. Ama tribünde olacak Vodafone Park'ta Alex Tekşehir'e. Gezdal oynar oynamaz bilmiyorum. Sergen Yalçın buna karar verir. Ama birinci hafta Çaykur Rize Spor maçında Vodafone Park'ta olacak. Ama aynı şeyi, ama aynı şeyi Santrafor transferi için söyleyemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncular, bunların ilgilenilen oyuncular arasında Ceyda, Ceko da var. Bu tarz oyuncular transfer döneminin son günlerine kalabilir... Beşiktaş'ın da ilgilendiği tarz e, tırnak içerisinde söylüyorum baba bir santrafor. 2,5-3,5 e, buçuk, üç, üç buçuk milyon euro civarında maaş kazanabilecek bir santrafor arayışı var. O nedenle biraz fırsat kovalıyor orada. Birinci haftaya Çaykur Rizespor maçına e, gelme ihtimali şu an itibariyle biraz düşük. O nedenle Beşiktaş taraftarı biraz daha beklemek e, beklemesi gerekiyor. Ancak konuştuğum isimler diyor ki bizim birinci hedefimiz kadroyu korumaktı. Şampiyon kadroyu. Sağ bekimizi koruduk. Gezdal'ı koru, korumak üzereyiz. Üzerine çok önemli bir oyuncu Alex Tekşehir'i kadroya katmak üzereyiz. Artı milli takımın santraforunu transfer ettik Kenan Karaman. Artı geçen yılda orta sahada en fazla adından söz ettiren Salih'i kadroya kattık. Stoper'de orta sahada oynayabilecek Mehmet Topal'ı kadroya kattık. Onların dediklerini şöyle söyleyebilirim. Dorukan Mensah gitti, Topal, ee, Salih transferi yaptık. Cenk Tosun gitti, Kenan Karaman'ı aldık. Santrofor, Abu Bakar gitti. O tarzda ondan daha fazla ee, fayda sağlayacak bir oyuncu alacağız. Sağ bekimizi, sağ açımızı koruduk. Bir de stoper takviyesi yapacağız Montero'nun yerine. Ama Sergen Yalçın isteği 10 yaşındaki, 15 yaşındaki birinin de tanıyabileceği. 30 yaşındaki bir futbol severin de tanıyabileceği, daha önce kariyerinde Şampiyonlar Ligi oynamış, başarı kazan, kazanmış, Godin veya başka biri. Buna Umtiti de, de denilebilir. Bu tarzda bir stoper arayışı var. Bekliyoruz hala. Sizin soracağınız soru varsa veya atladığım bir konu varsa cevaplamak isterim. Mehmet Ayan sorunuz var mıydı efendim? Sercan'a her zaman olduğu gibi son derece saygı ve ilgiyle dinledim. Çok teşekkür ediyorum Beşiktaş'la ilgili haberleri kendisinden alıyoruz. Ee, Sercan her halükarda bir 9 numara var mı pakette? Bir de az önce bir cümle etti. Yani belki bizim bilmediğimiz dedi ama muhtemelen onların en azından kulağına gelen... ...haberleştirmek için yeteri kadar done bulamadıkları bir oyuncu var. Öyle tahmin ediyorum. Yani bu 9 numara Luke de Jong ya da o da G, gündemde diğer olan oyunculardan bir tanesi olarak... ...kesin 9 numara var mı yoksa Kenan olsun, ee, ne bileyim Alex Tekşer'in gelmesi de olsun orası boş kalabilir mi? %100 9 var mı? Mehmet abi. %100 Beşiktaş 4 tane yabancı transferi yapacak. Bir yabancısı Santrofor. İki yabancısı, ikinci yabancısı Kanat Gezdal. Üçüncü yabancısı Alex Tekşehir'e orta saha. Dördüncü yabancısı Stoper yabancı. Godin veya başka biri. Beşincisi, beşinci transferi ihtimal olarak yerli kaleci kesin olarak 4 yabancı bir de yerli beklentisi var. Ama yabancı olarak 4. Sadece bir ekstra durum olabilir. Ekstra durum şu. Ee, şu an kadroda boydu saymazsak, boydu saymama sebebimiz söylenen bize boyut gelecek sezon kadro içinde düşünülmüyor. Ben de o yüzden boyutu saymama üzerine bir kadro yapıyorum. Haberi yapıyorum. Boyutu saymadığımız zaman 10 yabancı var. Hasiş dahil. Kural 14. 4 tane eklenecek onun üzerine 14. Ama burada tek belki ihtimal kuralda 1997 doğumlu 14 yabancı bildirilse 1997 doğumlu en fazla bir oyuncu olmak zorunda. Bu kural dahilinde kadroda olan sadece Hasic var Mehmet abi. Belki belki transferin son gününde Hasic'i ee, lisansını dondurup Türkiye Futbol Federasyonu'na teşkil etmeyip yerine Hasic'in 1997, 98, 99 doğumlu bir oyuncu alma durumu var. Bunun mevkii nereden değerlendirilir? Bana soruyorsanız şu an sanki sanki 8 numara transferi yapılabilir. Yabancı 1997, 98. Ama kesin olarak sizin soracağınız Beşiktaş Santrofor transferi yapacak. Beşiktaş sağ açık transferi yapacak. Beşiktaş tek şehriye getirecek. Son olarak da stoper yabancısı takviyesi yapacak Mehmet abi. Adı hiç duyulmamış bir tane 9 numarada dosyada var gibi anladım. Bunun ipuçlarına da ulaşmaya Beşiktaş muhabirleri gayret ediyor. Bu gayretin en önde gidenin de sen olduğunu tahmin ederim. Mehmet abi çok fazla Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncu bu. Beşiktaş'ın temasa geçtiği oyuncu bu. haber yapmaktan ziyade ben en azından belli bir aşamaya geldikten sonra çünkü artık çok kritik bir dönemdeyiz ve Santrofor üzerine yoğunlaşılmış dönemde çok yanlış bilgi vermekten kaçınıyoruz. Çünkü Beşiktaş şu an ilgilendiği soruyoruz ilgileniliyor mu? Teyit etmeye çalışıyoruz. Kulüp tarafına örnek veriyorum X ismin, isminde bir futbolcu. Kulübüne ulaşıyoruz. Beşiktaş'la iletişime geçtiniz mi? Geçtik. Menajerine soruyoruz. İletişime geçtiniz mi? Geçtik. Beşiktaş kulübüne soruyoruz. İletişime geçtiniz mi? Geçtik. Geçtik ama çok ciddi değil deniliyor. Bu kadar kritik bir süreçte yanlış bir haber yapmama adına belli bir aşamaya gelmesini bekliyorum ben kendi adıma az önceki söylediğimi söyleyeyim Luke De Jong gündemde Costa gündemde ama bence halen e, henüz ismi gün yüzüne çık çıkmamış haber yapılmamış bir futbolcu iki futbolcu üç futbolcu da var bence Ahmet Hocam sorunuz var mıydı Selcan'a? Teşekkür ediyorum Ben detaylı hemen detaylı için. şunu da e, sormak istiyorum Selcan. Biz hep geleceklerden bahsediyoruz ama gidecekler konusunda da e, neler yaşanıyor siyah beyazlılarca. E, bir de güveni sormak istiyorum. Takımda kalacak gibi mi görünüyor Çaykuze spor mücadelesinde? E, Kenan'la birlikte ya da e, değişimli olarak güveni de görür müyüz ilk maçta? E, kadro planlamasında, teknik heyetin kadro planlamasında Santrofor'da 3 oyuncu var geniş kadroda oynatılması planlanan birincisi yeni gelecek olan yabancı 9 numara. ikincisi Kenan Karaman. Üçüncüsü Güven Yalçın. Güven Hı. Yalçın sorusunu böyle cevapla cevaplamış olayım. Diğeri neydi Ceyda? Çok özür dilerim. E, gidecekler konusunda. Gidecek, şu an gündemde gidecek oyuncu yok. Sadece Tyler Boyd zaten. E, takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor ama gitmesi bekleniyor. Çünkü Sergen Hoca'nın teknik heyetin kadroda düşünmediği bir oyuncuydu. Hatta anımsayacak futbol severler Mehmet abi veya e, hoca. Beşiktaş'ın top başı yaptığı ilk gün, ilk gün ben haberleştirdim. Tyler Boyd Beşiktaş antrenmanına katılmadı. Lenslerle, Boyd'lar, Lenslerle, Douglas'larla ve kadroda düşünmeyen diğer oyuncularla yan sahada antrenman yapacak. İlk gün gittik, Tyler Boyd yoktu. Yan sahada kadroda düşünülmeyen oyuncularla antrenman yaptı. Ama 2-3 gün sonra yine bir haber yaptım. Tyler Boyd takımla birlikte antrenmanlara çıkma kararı verildi. Tekrar takıma döndü. Bu değil ki Tyler Boyd gelecek sezon kadro içinde olsun. Benim şahsi düşüncem, teknik heyetten aldığım izlenim, Beşiktaş yönetiminden iz aldığım izlenim, transfer dönemin son günlerine doğru Tyler Boyd ayrılacak gibi duruyor. Onun dışında ayrılması ihtimali olan bir futbolcu kadro içinde şu an yok. Larin, evet. teklifler vardı. Sen aslında sorunun e, direkt... Larin'i soruyorsun biliyorum. <laughs> Larin'le sözleşme uzatmak istedi Beşiktaş. Kabul edilmedi. Menajeriyle bir röportaj gerçekleştirdik hatırlarsın. E, bence Larin bu sezon Beşiktaş'ta devam edecek. Sözleşme uzatılacak mı diye soruyorsan bence şu an için hayır. Teşekkür ediyoruz Sercan. Aktardıkların için ağzına sağlık. Beşiktaş'tan en sıcak gelişmeleri.